Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Project Zomboid'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farkındayım uzun zamandır Project Zomboid'çilerin böyle boynu bükük vaziyette abi. Uzun zamandır Project Zomboid bekliyorlar. Neden devam etmediğini merak ediyorlar. Ee, babuşlar açıkçası hani siz bunun sebebinin EU4 olduğunu düşünüyorsunuz ama ben uzun zamandır e, böyle hani Bilmiyorum ya pek fazla zomboide girmedim. Nedenini inanın eğer bilmiyorum. Şuraya ufak bir tarla yapmıştık. Bu tarlanın üzerinden geçebildiklerinin farkındayım ama yine de e, bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Evi komple güvenlik önlemi altına almıştık ve en son galiba keşifler yapıyorduk. Ve e, hatta baya baya bir yorulmuş vaziyetteydik ki böyle bir e, simge ortaya çıkmış baya bir yorgunsun demeye getiriyor bana oyun. Galiba ben su deposu için uğraşıyordum abi. Yani su depomuz vardı onu hatırlıyorum ama su deposundan ziyade şurada birazcık e, dinlenme seçeneğini aktif edeyim abi. Bu sayede şuradaki yorgunluğum gider. Böyle su deposu değil de sanki bir şey yapmaya çalışıyorduk. Aha da yorgunluğumuz gitti. Su varillerinden toplama fıçısı falan yapmaya çalışıyorduk Bir şeyler yapıyorduk ya tam ben de hatırlamıyorum Bu arada babuşlar seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen Project Zomboid'i seviyorsanız ve sık sık devam etmesini istiyorsanız Beğenerek destek olabilirsiniz abi Bu arada benim baya baya bir yemeğim varmış Birazcık üzüm falan yiyeyim Hani yemekte kullanamayacağım malzemeler Sonuçta üzümü hangi yemekte kullanabilirsin Sade olarak tüketeceksin abi Böyle bir karnımı iyice doyurayım Suyumu içeyim ondan sonra yola çıkayım Çünkü bildiğim kadarıyla Evin güvenlik önlemini tamamen ee, Güvenli hale getirmiştik Yani evimiz baya baya güvenliydi Yiyecek depomuz vırtımız zırtımız Her şeyimiz vardı Zombi öldüre öldüre level almaya çalışıyorduk abi Level alınca koşuculuğumu geliştirecektim Muhtemelen ya da geziliği de Geliştirecek olabilirim tam ben de bilmiyorum Ama böyle çaprazlama hareket Ettiğimizi biliyorum şehrin o üst Kısımlarına pek ulaşmamıştık Doğutlar ne kadar zamanda bir yenileniyordu? İnanın eğer hatırlamıyorum abi. İnanın eğer hatırlamıyorum. Babatello var mı buralarda birileri? Ha yine yoruldu çar. Süper. Niye bu kadar çok yoruluyorsun dostum? Gerçi yorulması normal. O oh, zombi. Merhaba. İki tane zombi. Ben buraları tamamen temizlemişimdir diye düşünüyordum açıkçası. Ve bir tane baltam var ben o baltayı kullanıyorum savaşırken de ağaç keserken de. Umarım bana ileride bu durum sıkıntı çıkarmaz ya. Bu arada siz oyunun sesini net duyabiliyor musunuz? Ben pek ses duyamıyorum da. Buraları lootlamışız abi belli. Buraları omuzlamışız. Şuralara falan yeni yeni girecektik herhalde. Şu arka tarafa daha hiç değildik İçeride zombi var. Yok. Var. Anam! Yok olduk. Yok olduk. Öldük, 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 öldük. Şu yukarıyı falan hiç lootlamadık. O yüzden o yukarıdan direkt geleceklerdir abi. Kendimi bir odaya kapatacağım. Köşeden gelenlere bakacağım abi. Beni görürler ama. Beni görürler. Perdeyi kapa. Perdeyi kapa. Şu an kulak kabartmamız lazım. Herhangi bir şekilde kapılara vurulup vurulmadığını öğrenmek için kulak kabartmamız lazım. Perdeyi ucundan bir açalım. Perdeyi aç, perdeyi. Hmm, çok etkileyici olmamış sanırsam. Biz bu semti temizlediğimiz için fazla etkilenmemiş olabiliriz alarmdan. Bu arada ben de tam bir fikre sahip değilim ama. Yani yani o kadar fazla etkilememiş açıkçası bizi bu alarm ya. Bu alarm şöyle bir şeyi beraberinde getirdi. Zombiler oraya yığıldığı için yukarı taraflar falan boş kaldı. Birkaç tane zombinin kafasına basarak e, rahatlıkla e, diğer yerlere girebilir. Oraları rahat rahat lootlayabiliriz abi. Bu arada koşmadım etmedim niye yorgunsun abuzar. Abuzar abi niye yorgunsun abi. Şuraya girişiriz. Bu arada ben şöyle bir dönüp arkamı yokladım da. Oo, Baba merhaba. Şş, biz ufak ufak ikileyelim hocam. Biz ufak ufak ikileyelim. Aa şu yukarıda bir yer var abi. Biz oraları gördük mü tam bilmiyorum da. Ufak ufak ikileyelim üstad. Ufak ufak ikileyelim abi. Sanki biz buraya girmek için bir zorladık ya. Emin değilim ama aşağıdaki dükkana falan girdik mi. Yok buraya girmek için zorlamış olsak burada bu kadar zombi olmaz. Yo ben böyle bir yer hatırlamıyorum abi. Burada sağlam malzeme bulabiliriz ama önce bir benim e, elemanın dinlenmesi lazım. Burası kilise miydi? Ne yazıyor abi? Tanrı seni korusun tamam. E, o zaman kilise. Niye ben burayı dondurmacı zannettim abi? Şuradaki kan lekesinden dolayı falan bilmiyorum benim gözler hafiften bozup tanrı seni korusun yazıyor ve ben orayı dondurmacı zannediyorum. Harikayım değil mi ya? <laughs> Dondurmacı Bütün dondurmacılar zaten böyle hani ee, Böyle minik şirin koronalar kullanmak yerine Tanrı sizi korusun falan diye Böyle elde külahla geziyorlar Ablacım gel i̇şte Ben buradayım Abi bizim bu karaktere ciğer lazım ya Ciğersiz bizimki Koşuculuğu geliştireceğim abi o yüzden Ya birazcık çevik olsun ciğerli olsun Çar ya Abla merhaba. Diğerinin götü dönükken seni kesebilir miyim? Atla buraya. Hoş geldin. Güzel. Bu arada Project Zomboid'in en büyük eksikliğinin ben ee, ok olmaması olduğunu düşünüyorum ya. Hani yay falan yok. Yay falan olmaması gerçekten ciddi manada sıkıntı çıkarıyor. Bu arada bu... Oo, merhaba. Merhaba merhaba. Şuradan birkaç tane elemanı daha pörkletebilirim. Ablacım gel. Gel abla kapışalım. Kan VS. Tam gelmiyor. Gelmiyorsa gelmeyecek abi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Oyunun en büyük eksikliğinin ok ve yayın olmaması olduğunu düşünüyorum abi. Yani ben ee, şöyle söyleyeyim, muhtemelen bir zombi salgını olsa gerçekte en başta ölecek insanlardan biriyimdir herhalde. Bilmiyorum. Emin değilim. Yani öyle oyun oynayarak böyle profesyonel bir hayatta kalma ustası olamazsın abi. Bir kere götünü kaldırıp koşman gerekiyor. Bilin bakalım kimin götü kalkmıyor? Benim. Ee, koşma moşma gitti. Ya milli girişir miyim? Hayatta girişmem. Yani çünkü en ufak ısırıktan, e, pençeden, kan bulaşmasından enfeksiyon kapabiliyorsun. Düşün yani böyle bir risk varken adamın kafasına itfaiyeci baltasıyla ile girişmek... Teşekkür ederim. Ya böyle bir durum söz konusuyken adamın kafasına itfaiye baltasıyla girişmek tamamen bir delilik öyle değil mi? Ee, ok ve yay kullanırdım abi ben muhtemelen. Bu arada umarım biriniz buranın çalışanısınızdır ve e, içinizden giriş kartı çıkar diyecektim gazete çıktı. Burası böyle açılmıyorsa nereden açılır ki abi? Kapıyı mı kıralım? Acaba içeride ne var? Abi ben büyük depoların olduğunu düşünüyorum ya. Buradan malzeme çıkar bence. Yedek baltayı da aldık. Bence biraz kudurabiliriz abi. Kapıyı aç kapıyı. Güzel. Keşke buranın anahtarını bana önceden verseydin. Ben şunun ne olur ne olmaz anahtarlığı alıp koyayım. Ee, şuradaki odalar modalar ki Onanın Nereye ısırıyor Abi bir durur musun Adam muhtemelen kapıyı ısırmaya falan çalıştı Sağlığım nasıl sağlığım iyi ee, Onarma ya koşuculuk Gizlilik ya da aşçılık ee, Koşuculuk alayım anam koşuculuk alayım Ciğer yok baba Kondisyon kötü yani <laughs> Ablacım Öl, öl lütfen. Çok güzel animasyon şey oluyor bu arada. Şimdi baba, buradan bir sigaraları alalım. Daha karaktere hiç sigara içirmedim bu arada. Sigara tiryakisi yaparsak ne bok... Oğlum koşuculuğunu arttırıyor, sigara alıyoruz ya. Neyse, ee, bulunsun, bulunsun. Bahçe küreği mor boya, gazeteyi al. Kettle'ları al abi, içerisine e, su koyarız. Metal boru ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani daha kaynakçılığa falan girişebileceğimizi zannetmiyorum abi. Burada metal, boş benzin bir tonu. Yani teşekkür ederim. İhtiyacım yok. Eyvallah. <laughs> Üç tane bahçe küreği, benzin bidonu, içi dolu benzin. Ee, benzin jeneratörün çalışmasını sağlıyordu ama ben hiçbir serimde elektrik kullanmadım abi. Yani hiçbir serimde e, elektrikler bitinceye kadar yaşayamadım. Dünyanın deposunu yaptım. Ve ufak bir aksaklık oldu abi. O ufak aksaklık sonucunda... E, oyun takıldı bu arada. Geliyorum hemen. Bu ufak aksaklık sonucunda abi her zaman öldüm yani. Dünya kadar depo yapıyorum hep. O yaptım dünya kadar depo. Ben hayatta kalamadan patlıyor abi sürekli gerçekleşen durum bu. Ayı gibi depo yapıyorum. O ayı gibi depoyu kullanamadan patlıyor seri yani ilginç bir şey. Ee, buradan alacağım bir şey yok teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Güzel depoymuş hocam. Anladım. Çok mantıklı bir oda. Ne ne boka yarıyor abi bu oda? Işıkları açın ışıkları. Elektrik faturası gelmeyecek zaten. Pintileşmeyin kardeşim. Metal boru, pantolon, iç çamaşırı, tersiz. Radyoyu kullanabilmek için birinci ve ikinci donanım olarak kuşanın. Ee, Almayayım canım. Almayayım teşekkürler. Teşekkürler. Radyo sesinden falan kendimin yerini belli etmeye niyetim yok açıkçası. Çadır takımı. Hmm. Hmm, bilemiyorum ya fazladan ağırlık bence. Bahçe küreğimiz falan var ve şöyle bir şey var. Bahçe küreğinin kondisyonu yok. Hadi çakmakları alalım. Çakmağın kondisyonu var da bahçe küreklerinin kondisyonu bile yok abi. Buraya baktıydık. Ee, eyvallah. Şimdi nereye bakacağız? Şuraya. Anladım. <laughs> Sigaraları alıyorum. Kaynak elektrodu, boş benzin bidonu. Ya abi bunlara ihtiyacım olursa gelip buradan alabilirim zaten ya. O yüzden Fazla kasmıyorum kendimi Cık. Yaramaz Gazeteye alırım Sigarayı alırım Lan bu sigaralar sıfır ağırlık yapıyor diye Ben üzerime Ya nasıl ağırlık yapmıyor oğlum 5 paket sigara bir insana Ağırlık yapar ya sunama kabı Alayım canım Kova Abi en önemlisi En önemlisi Şimdi atma Şakir diyeceksin Bu kova 5 litre su alıyor 5-5 o 5 litreye sen de camını falan etrafındaki bitkilerini bitkilerini sularsın. Biz daha bitkilerimizi sulamadık abi. Daha sulama yapacağız. Şurada bir zombi mi var? Kıyafetlermiş. Çakma alayım. Ee, Kettle'ı alayım. Kovayı alayım. Abi sadece şu kovalar zaten 10 litre su. Yani sadece kovalar 10 litre su abi. Bu kadar diyeyim size. Yukarı taraf odun e, kesme mekanı. Burası şey olduğuna göre kereste e, atölyesi ya da fabrikası falan olduğuna göre. E, buraların arkalarından giriş var mı? Muhtemelen yok ya. Ya canlı adama vursam adam ölmüştü abi. Yani kaldı ki sen zombisin. Bir de şu atölyenin orayı yoklayacağım abi bir tık. Ama çok geç kaldık be. Eve de bu vakitte dönülmez ki arkadaş. Ee, şurada bir yerde uyuyayım diyeceğim. Yemek falan bulabileceğimin bir garantisi yok. Camı kırsam. Etrafta ne kadar zombi var bilmiyorum. Ve bu camlar açılmaz. Kapıyı kırmak en mantıksızı olur. Hmm. Etraf kapalı zaten ya. Ne kadar duyulmuş olabilir ki? Zaten etraf kapalı. Uf. Makas. Muhtemelen silah olarak kullanmak içindir. Uyu, dinlen, iç. Abi bol bol su iç. Neyse bu çar su içtikçe benim de su içesim geliyor. Hiç kibar su içemiyorum var ya. Aa merhaba. Selam. Bir ninja olsam ışıklar kapalı da hareket edebilirdim. Ama sürpriz gelecek yavrular. Ben bir ninja değilim. Oho. Abi depoya bakar mısın? Abi çekiçler balyozlar. Mangal kömürleri sulama kapları. Eee balyoz evin duvarlarını yıkmamızı sağlıyor. Abi var ya aslında balyozu alabiliriz ya. Ya 6 birim ağırlığı şu an hiç ediyoruz ama bu balyoz var ya bize o kadar büyük avantaj sağlayacak ki. Şöyle düşün hocam evde gereksiz olan bütün her yeri kırabileceksin ya. Brokoli tohum paketlerini alırım aga. Çivi kutusu, pompalı tüfek, mermisi, çilek, çuval. Bu çuvarların içerisinde bir şeyler doldurup onu şey olarak kullanabiliyorsunuz abi. Çivileri ana envantere koyalım savunma hani misal içerisine taş doldurup kapının önüne barikat çekme gibi düşünün yani. Pil, jort e, bir pil. Çivi. Çivi. Levye'yi falan almayacağım. Çekiçler için. Testerem var evde anam, sağ ol. Tel Al baba teli. Al baba teli. Bunlar ileride işe yarayacak ya. Bunların her biri iş yapacak. Bakmayın ben şimdi üstün kör uluğutluyorum. Bunların her biri iş yapacak abi. Pompalı tüfek mermisi. Çakmak. Tente nedir bilmiyorum. Ataş kutusu. Çivi. Ahşap tutkalı. Alacağız baba bunları. Bunları alacağız. İcabından neyden feragat edebiliriz biliyor musunuz? Neleri atabiliriz yani şu an üzerimizde ağırlıktan kurtulmak için. Baltayı beni vursalar atmam. Kettle'ları sallarım abi. Kettle'ları ve sulama kaplarını sallayabilirim. Sulama kapları iki birim ağırlık yapıyor. Zaten sulama kabıyla değil kovayla sulayacağız biz şeyleri. Sulama kaplarını at gitsin abi. Dört birim yer açılacak ya sulama kapları gidince. Yani dile kolay abi dört birim yer. Ama balyozu alıp eve götüreceğim abi. Balyozu böyle çift kuşanıyorsun. Gidiyorsun baba duvara bir tane çakıyorsun zıbam diye. Pil full aldım bu arada pili. Gidiyorsun duvara çakıyorsun abi zıbam diye. İplik falan bunlar da alınır. Bunlar çok iş yapacak. Pil, cortlamış bir pil. işime yaramaz. Full pil, yarar. Çivi, ataş kutusu. Aslında yeter yani hani 300 tane falan ataş çıkacak içinden. Benim neyime yarayacak bilmiyorum da pil. Alınır, iplik alınır abi tel, bant, mangal kömürü, ahşap tutkalı, çuval, yerim doluyor bu arada yavaş yavaş, çivi, pompalı tüfek mermisi. Abi kaç tane mermi olmuş olabilir ki? Kutuya yerleştir baba. Kutu haline getir yani. Aynen usta kutu haline getir. Nerede baba pompalı tüfek e, fişeyi mermisi kutusu vırıtı zırtı? Çoğal iplik, çakmak, e, balta, bahçe küreği, bluz, e, düşük seviye marangozluk. Tam pompalı tüfek fişeğini ikinci envantere koy. Niye ağırlık yaptı onu anlamadım ben. Şu an yani ana envanterimde bana ekstradan ağırlık yapacak pek bir şey yok ki. Çekici at atmaya da dursun çekicim. Biraz ağır geçebiliriz ya. O mühim değil. Çuvalı aldım. Çilek tohum paketini aldım. Sulama kaplarını falan almadım. Pompalı tüfek mermisi. Hocam yani ne kadar mermiymiş bu ya. Ne mermiymiş abi? İnsan mermi buldun diye şikayet eder mi? Eder. Nişancılığım yok ki. Körüm oğlum ben. Zombi diye kendimi vururum yani. Nişancılık sıfır. Tamam. Tamam baba. İyiyiz. Hoşuz. İyiyiz abi. İyiyiz abi. Daha buradan alınacak, buradan ee, omuzlanacak çok çok fazla materyal var. Zaten bizi balyoz bitirdi. Şimdi asıl önemli soru. Aaa Beta blocker. Alınır abi. Dezenfektan alınır. E, çarşaf gerek yok. Saç spreyi, sabun, mabun falan. Bunları nerede kullanacağım abi ben? Şuradan bir su iç. E, abi ilk yardım çantasını bir e, ikinci donanım olarak kuşanır mısın? ilk yardım çantasının içini bir aç. E, şu beta blocker'ı. Ne kadarlık yer alıyor bu ilk yardım çantası? 5 birim. Tamam. Çok güzel. Dezenfektanı Bunları bir koy abi. Sonra baltayı yine iki elle kullan. Hadi eyvallah. Ee, abi bir tık daha su iç. Hayret bu zamana kadar acıkmadığına şaşıyorum ama. Şimdi beyler ee, go to the home. Go to the home abi. Şurada muhtemelen odun falan buluruz. Buranın arkası nedir bilmiyorum. Buradan gitmeyeceğiz. Burası muhtemelen vıngır vıngır zombi kaynıyordur alarm öttüğü için. Buradan da gidebilecek yerimiz var mı bilmiyorum açıkçası. Oye oh yeah, tamam. Eşek gibi oradan gideceğiz. Anladım. Anladım. Eşek gibi oradan gideceğiz. Sonra balyozla balkonu salona katarız. Abi merhaba. Kötü. Çok güzel. Sakin ilerleyeceğiz moruk. Sakin ilerleyeceğiz. Sakin ilerleyeceğiz deyip koşmaca o, o da süper, o da süper. Kilisenin oraları temizlediydim ben. Ee, şu birkaç tane zombi amcaya bakmayın. Onlar hiçbir bok yapamaz. Bu arada vakit bayağı akşam oldu ya. Bayağı bayağı. Eve gidelim bir hazır yemeklerden yiyelim. Sonra kendimize yemek yapalım. Kendimize yemek yaparken e, bir yandan da mutfağa salona katarız. Ya mutfağa salona katarız dedim. Bir tane oda var ya abi. Orada benim e, gazeteler falan bulunuyor. O oda gıcığıma gidiyor abi işte. O odayı bir şey yapacağız. Ölür müsün? Teşekkür ederim. O odayı bir halledeceğiz abi. Şuradan şöyle koş. Koş baba koş 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 koş. Buralar temiz. Alarm çalan yerden çok çok uzaktayız abi. Aha da ev azıcık aşağı çaprazımızda. Ez azıcık aşağımızda abi. Hafif aç. Problem yok. Problem yok. Doyururuz karnını kardeşim. Aha da geldik eve. Yalnız ben daha sulama işlemlerini falan yapamam abi. Ya ben şimdi sulama işlemlerini falan yapamam çünkü bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Elektrik gittiğinde ve benim jeneratörüm olmadığında balyozla şuraları kıracağım bu arada. Baya baya sorun yaşayacağız. Burayı ben yemek deposu haline getirmişim. Burada pompalı tüfek mermileri falan oluyormuş. Peki, e, abi şöyle yapıyoruz şimdi. Pompalı tüfek mermisi fişeğini buraya koy, e, kutuyu. Tamam mı? Fişekleri al. Buradan da no barı toplamıyorsun abi. Kutuya konamıyor mu usta? Tamam kutuya konamıyorsa buraya salla. Baba telleri buraya sallıyorsun. Sallı, salla abi telleri. Baba pili buraya salla. Pili salla buraya. İşte ahşap yapıştırıcıdır, şudur budur. Ataş kutusunu salla, ahşap yapıştırıcıyı salla. Ee, baltayı salla, aynen. Balta da burada durabilir. İkinci bir baltaya ihtiyacım yok. Bantı buraya göm. Çivi kutuları buraya, çuval buraya, iplik buraya. Bunların hepsi buraya gömülecek abi. Çakmak da varmış burada. Çakmakları da buraya yerleştir. Harika. Ee, aslında burası benim silah depommuş ya. Neyse. Pompalı tüfek fişeklerini buradan alır şuraya kaydırırız. Bayağı pompalı tüfeğim varmış. Mermileri kaydır abi oraya. Mermileri de kaydır. Burada bura direkt hani kullanılabilir silahlar olsun. Baltayı oradan alıp buraya taşımayalım. Gerek yok ya. Nasıl olsa ikisi de yan yana yani. Hangisinden ihtiyacım olursa oradan alırım baba. O problem değil. Bak, buraya balyozu yerleştiririz bak. Şimdi. Usta bir saniye. Adamın karnı aç ya. Bir karnını doyuralım. Dayı kurumuş eti bir ye. Salatalık turşusunu ye. Bu arada turşuyu Bilmiyorum ya çoğu zaman hiçbir böyle bir turşu yeme isteği falan gelmiyor bana yani. Çoğu zaman e, taze domates, taze ekmek. Tamam yeter ya zaten adam doydu da. Hadi ekmek arası domates yapalım bir de. Ekmek arası domates yapalım baba. Yemekten patlayacak güzel. Ben bunları böyle löp 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 götürüyorum çünkü e, zaten... Bunlar çürüyecek abi. Bunlar çürümeden tüketmek önemli. Ne kadar sağlıklı kalabilir ki hiçbir fikrim yok. Evet abi şimdi kettle'ları alıyoruz. Kettle'lara suları doldurup boş bir envantere koyacağız. Ama benim su doldurabildiğim boş yerim var mıydı? İnanın eğer hiçbir fikrim yok. Burası antidepresanlar. Burası su. Aynen bak burası su alabiliyor kettle. Ee, bu, burada zaten yemek yapıyoruz abi. Tamam. Hocam doldur kettle'ı. Sonra balyozu kuşanıp kafa atacağız abi. Sabah olduğunda da kovalara su doldurur. Ekinlerimizi sularız. Çünkü artık yani sabah olmasını beklemekten başka bir çaremiz yok. Çünkü vakit bayağı geç oldu. Bu vakitte çıkıp da kör kör herhangi bir şekilde sulama işlemi gerçekleştirmek istemiyorum açıkçası. Bu arada bu bölüm birazcık uzun olabilir. Ee, normal Project Zomboid bölümü standartlarında. Uzun zamandır oynamıyoruz. Hasret gidermiş olalım abi. Şöyle. Bunu da böyle. Hadi bakalım. Kettle'ların tamamı suyla doldu mu? Ee, benim üstüm. Evet suyla dolmuş. O zaman şu yukarıyı işaret ediyoruz abi. Buradan ee, su dolu kettle'ları alıp koyuyoruz. Benim üstümün bu kadar ağır olması normal değil. Muhtemelen çantamdaki balyoz da bana giriyor abi. Çantamdaki balyoz da bana ağırlık yapıyor. Şunu birinci envantere alacağım. Çantanın ağırlığı da bana etki ediyordur ya illaki. Öf, balyozu aldı. Hocam balyozu bir iki elle kullan. Bak baba, balyozun olayı nedir biliyor musun? Balyoz yok eder. Şu alanı, şu odayı yok edeceğiz abi. Şu alanı yok edeceğiz hocam. Baba ne yaptık? Baba Odaya geçit açtık hocam. Yok eder misin şurayı? Kapıya iki koymayla yamulur da zaten. Amacım kapı değil de öldü adam. Aşırı güç harcama. Lan kapı değil lan kapı değil lan. Abi nereyi yıktık biz ya? Ya ben şu dar boğazı yıkmak istiyordum abi. Ben şu dar boğazı yıkmak istiyordum. Çok güzel. Evi şöyle komple yıktık. Artık buradan içeri geçiş var. Şu da havada duruyor. Şahitleri var abi. Çok güzel. Şöyle döner misin? İnşallah gazetelerin olduğu yere kırmıyordur diyecektim. Harikasın. Harikasın abi. Harikasın. Evet artık ortalığı bok götürüyor. Koy baba gazeteleri dergileri şöyle. Artık ortalığı bok götürüyor abi. Hayırlı olsun. Gerçekten hayırlı olsun. O ara dinlensin arkadaş. Elimin ayarına tüküreyim bu arada. Elimin ayarına tüküreyim abi. Kardeş. Ne olur artık şurayı kır. Şurayı lan şu duvarı lan. Lan oğlum bunu lan bunu lan. Ha bunu. Yok et abi. Benim amacım sadece bunu kırmaktı be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfağa balkona kattık. İyi e, el değmişken şuraları da kırak bari ne bak. El değmişken buraları da bırak abi kapıyla beraber şöyle küt 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 yok edek. Ay Hocam ben şu balyosu daha fazla elimden gaza çıkmadan bir bir yere bırakayım da. Harbiden elimden gaza çıkacak yani. Mutfağa balkona kattık. İki elle kullan şunu. Benim üstüm niye bu kadar ağır? Muhtemelen gazetelerden dolayı. E peki Sherlock gazeteleri nereye koyacağız? Şurası ne işe yarıyor? Anladım. Gazete ve dergileri buraya yapıştıralım abi o zaman. Şöyle hızı biraz 2x e alalım. Taka 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 koysun buraya dergileri. Bir de gazeteler var ondan sonra. Fıtı 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 buraya da yerleştirsin. Tamam üzerimizdeki ağırlık biraz olsun azaldı. Abi su içelim. Darmansız kalmış zar zor hareket ediyor. Fark ettim canım fark ettim. Bir yemek yiyelim abi. Ne yiyelim biliyor musun? Portakal yiyelim hocam. C vitamini hocam. C vitamini. C vitamini. Bir de yoğurt. Uyku getirsin. Bir şişe de viski göm. Oh baba. Çakır keyif ol yat ondan sonra. Ah mis. 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 Şişeyi doldurmayı da ihmal etme. Şuraya bir yere düşüp bayılacak birazdan. Ona kaşınıyorum. Şişeyi doldurmayı da ihmal etme abi. Hop. Su şişesini de buraya koy. Hadi baba eyvallah. Oğlum çok güzel lan böyle yana mana dönüyor. Birazcık buradan soğuk alırsın ama eser abi eser eser. Ortalığı biraz bok götürüyor da halledeceğiz. Uyu uyu. Gerçekten uyumak istiyor musun? Lan yiyorsa uyumayım arkadaş. Ayakta duramıyor ki çar. Evet abi. Günaydın. Günaydın Aziz dostum. Bunları bir şuradan al. Bunları bir buradan al. Ekinler babalara geldi bu arada. Ya şurayı ben komple kıracağım ya. Şu aradaki duvarı kaldıralım bari. Hiçbir anlamı kalmadı ki oğlum bunun. Ay. Bu salonu yatak odasına kattık abi. mutfağı salona katalım derken salonu yatak odasına kattık. Her neyse. Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.